Efendim merhaba. Bugünkü buluşmamızda kendisi 48 yaşında, uluslararası ticaret ve tedarik işleriyle uğraşıyor ve yurt dışında yaşıyor. Analize geçelim. Evet, kendisi 48 yaşında bir erkek. Erken dönemde soleli aktifmiş. Ailesinin zorlamasıyla sağ elini kullanmaya başlamış ve sağ eli şu an aktif. İyi ki de öyle olmuş çünkü sağ elindeki çizgiler ve orantılar sola göre daha iyi. Şimdi baktığımızda bu elde ilk dikkati çeken çok kısa Jüpiter parmağı görüyorsunuz. Burada pek net değil ama sol elde biraz daha net. Diğer fotoğraflar vardı orada da baktığımda sol eldeki biraz daha kısa. Bunun kısalığını da nereden anlıyoruz? Şöyle zaten güneş parmağı yukarıda bayağı oradan bir kısalık var. Ayrıca satürn parmağının şu ilk falancını şöyle alıyoruz ya. Şöyle bir çizgi çektiğim zaman ortadan. Bunun aşağısına düştüğü zaman bu kısa bir jüpiter parmağı oluyor. Aynı zamanda tepede çoklar buradan anlıyoruz zaten. Ve oturduğu konum itibariyle de şu Satürn ve Güneş'ten daha düşük. Burada da öyle. Satürn ve Güneş daha yüksekte. Ve Jüpiter düşükte. Şimdi burada Güneş parmağının yüksekliği gayet iyi. Çünkü orta mesafeyi geçmiş. Güçlü bir Güneş parmağı var. Ve düz duran bir parmak. Bu tabii kendisinin risk alan birisi olduğunu söyleyebiliriz ki yurt dışına yaşıyor ve uluslararası ticaret yapıyor. Bu risk gerektiren işler. Risk almada bir sorun yaşamıyordur kendisi. Gayet girişkendir. Ve baş parmağının ilk planajına baktığım zaman da çok güçlü yani. Harekete geçecek enerji mevcut kendisinde. Hiçbir şey plan projede de kalmaz ve yapar yani o yönde. Burada önemli olan nokta Jüpiter parmağının kısalığı. Jüpiter parmağımız bizim sosyal benliğimizi gösteren parmaktır. Ayrıca liderlik ve yönetme kapasitemizi de gösterir. Bu yönetme parayı yönetme de olabilir, insanları yönetme de olabilir. Yine insanlarla olan ilişkilerimizde, ikili ilişkilerimizde de önemli rol oynayan bir etkisi vardır Jüpiter parmağının. Burada Jüpiter'imizin low set olması yani kısa olması ve tepenin de dar olması burada. Tepe de yüksek değil bu fotoğrafta daha net. Yani çok yüksek bir tepe yok. Dar zaten bu mesafe. Bu finansal stabiliteyi sağlamada zorlanmalar yaşatabilir. Gelen paranın kaybolması anlamına gelir ki kendisi çok fazla para kaybettiğini söyledi. Bu para kayıpları e, eski eşiyle de olmuş ayrılmış. Çok fazla para kaybetmiş ve ortaklıklarda da bir sürü kayıpları olmuş. Bu yönde kendisi dert yanıyor. Finansal konularda kendisi için uygun olan her zaman destek almaktır, profesyonellerden destek almaktır. Ve bu kayıpları önlemek için yani bunun çaresi budur. Yani parayı yönetmekte problemler yaşar her zaman. Bu öyle. Ve zaten diğer işaretler de var. Yani paranın birikmesinde, tutulmasında zorluklar yaşadığına dair başka işaretler de var elinde. Bu bazen fikirlerini ifade etmekte, göz temasından da kaçınmalar olabilir e, bu kısa Jüpiter'den dolayı. Aynı zamanda çok iyi anlaşılabilen, iyi niyetli bir yapıdadır. Kısa Jüpiterliler böyledir. E, anlaşılabilir insanlardır ve e, uyumlulardır çok. Ama tabii ki iyi niyetlerinin de kurbanı oluyorlar. Buna da dikkat etmesi gerekecek. Ayrıca yalnız çalışabilir, çok iyi izole olabilirler. Ama yönetmek, büyük paraları yönetmek ve otorite kurmaktan kaçınmalıdır her zaman bu konuda. Eğer mesela çok parası varsa mutlaka yardımcıları olmalı bu konuda. Eğer çalışanları varsa onları yönetecek birini alması lazım ve para konularında da bazı profesyonel destekler alması lazım. Şimdi burada bir diğer problem Jüpiterle buradaki siyah ben görüyorsunuz. Bu da yani olumsuzluk büyük bir şanssızlık burada aslında. Kısa bir özellikle kısa bir Jüpiterle beraber bir de aktif elinde yani bu ben. Yani bu Jüpiter'in büyüklüğünden, yüceliğinden faydalanamama o Jüpiter niteliklerinden iyi yaralanamam anlamına gelir. Ee, aslında ben eğer tepede olsaydı daha olumsuz olurdu. Çünkü enerjinin depolandığı nokta burası. Tabii ki bu enerji akışlarında bir engel e, teşkil eden buradaki ben e, bu depolamalarda da e, problem yaşatıyor tabii kendisine. Ama yine de bir avantajdır. Buralarda olsaydı mesela e, hırs çizgileri üzerinde daha olumsuzluklar daha şiddetli olabilirdi. E, bu biraz daha şiddeti azaltıyor diyebiliriz veyahut da şanssızlıkları parmağın üzerinde olması. Tabii ki yine olumsuzlukları olacaktır bunun. Mesela devlet bürokrasileriyle problemler yaşayabilir çünkü ithalat, ihracat uğraşı Farklı ülkelerle aynı anda idare etmesi gerekiyor. Onların kanunları, kuralları çok dikkatli olması gerek. Veya patron ve müdürleri varsa onlarla problemler yaşayabilir. Sıkıntılar olabilir. Ayrıca geçmişte yaptığı bazı gizli işler, legal veya illegal veya ileride yapmak istediği bazı projeleri ...nin ifşa olması anlamına da gelebilir. Yani gizli işlerden biraz uzak durması lazım. Bunlar çok kolay ifşa olur. İsmi anılır hemen. O yönde de bir uyarıcı burada. Ayrıca bu Jüpiter'deki ben ikili ilişkilerde, aşk hayatında da olumsuzluklara sebebiyet verebilir. Ki kötü bir ayrılık yaşamış. Çok feci bir şekilde maddi zararı uğramış bu ayrılıktan. Ayrıca buradaki ben duygusal patlamalara sebebiyet verebilir. Ki burada baktığımızda Venüs halkamız da var. Yani psikolojik sorunlar da yaşatabilir, kendisine sıkıntılar, hassasiyetlikler verebilir. Yine sağlık olarak kalp, karaciğer, kolesterol bunlara dikkat etmesi lazım. Bel ve omurga bunlar da hassas. Bunlara da dikkat etmesi lazım. Evet, ben ve Jüpiter'le ilgili değineceğimiz noktalar bunlar. Merkür parmağına baktığımızda Merkür parmağı zayıf değil. Güçlü sayılabilir. Bu yani çok kolay iş değiştireceğini düşünmüyorum. Yani bu meslekte devam eder ve yabancı dillere eğilimleri de olabilir. Yabancı dil öğrenebilir, kolay ve güçlü bir parmak. Merkür çizgileri baktığımızda çok güçlü değil. Zayıf merkür çizgileri var. Belki anlaşılır olmakta zorlanıyor olabilir. İletişimde de problemler yaşıyor olabilir. Bu kayıplar ticarette yaşadığı olaylar, belki iletişim kaynaklı da olabilir. Bunlara da dikkat etmesi lazım. Gelecekte en azından şu an 48 yaşında geçmişteki hataları tekrarlamaması için bunları belirtiyoruz. Burada yine bu Venüs halkasının olması yine üretken bir el el şekline baktığımız zaman çalışkan üretken bir el aynı zamanda ama keyfini de düşkün bir el baktığımızda e, rahatına konforuna da düşkün ama çalışması gerekiyorsa da çalışır e, güçlü bir el damak tadına düşkün yemeği içmeyi seven e, ve çok özgür bir Venüs var gerçekten aşırı özgür bakın şuradan bir çizgi çektiğimizde bileğe doğru yani neredeyse hayat çizgisi ay tepesini de kapsamış içine almış. Çok yüksek bir Venüs tepesi. Bu aşırı cinselliğe de işaret. Aynı zamanda yine sıcakkanlı, sempatik yanlarının da olduğu söylenebilir. Ve iyi bir iş gücü, enerji. Sağlık açısından da iyi. Çünkü baktığımızda major çizgiler çok derin ve net. Bu güçlü bir sağlığa, güçlü bir fiziğe işaret. El yapısı da bunu söylüyor zaten. Ve böyle ayrılan, özgürleşen Venüs şöyle. Aynı zamanda şöyle bir ayrılan çizgi var. Daha da açılıyor Ay tepesine doğru. Şuradan gelen çizgi de aslında Merkür çizgisinin başlangıcı. Şöyle devam ediyor. Bu Merkür çizgisi yaklaşık hayat çizgisinde bir 58-60 yaşlarına kesiyor. O dönemlerde bir sağlık problemi yaşatabilir. Ama bu çizgi bir şekilde devam ediyor. Eğer elinde hiç kader çizgisi bile olmasaydı böyle güçlü, geniş ayrılan hayat çizgisi hayat standartlarının iyi olacağı, dünya nimetlerinden sonuna kadar faydalanacağı anlamına geliyor zaten şans konusunda da iyi bir, Etken ve dışa açılma, seyahat etme, dışa dönük olma, şansını arama, şansını yaratma açısından da olumlu. Sağlık açısından da olumlu. Bu böyleyken ayrıca yine çok güzel bir kader çizgisi var burada şöyle. En azından kalp çizgisine kadar net bir şekilde geliyor. Ve ay tepesine baktığımızda çok fazla ay tepesinden çıkan çizgi var. Güneş çizgilerinin bir kısmı oradan geliyor şöyle. Ondan sonra şöyle gelen çizgiler var. Ne kadar venüs halkası olsa da elinde bu depresyonların da üstesinden geliyordur güçlü bir ay tepesi, güçlü bir fiziği var. Yani bu depresyonlara kolaylıkla yenik düşmez. Yaşıyordur bunları ama çok da etkisi altında kalmıyordur. Burada Ringo Solomon da çok net. Hisleri de güçlü denilebilir. Bu tür konularda meraklıdır. El çizgileri, astroloji ki söyledi kendisini. Çok fazla kitap okuduğunu söyledi bu konularla ilgili. Bu konularla ilgili merakı var bayağı. Ve hisleri de güçlüdür. Öngörüleri de iyidir. Burada şöyle bir çizgi var. İç Mars'tan gelen şöyle bir aslında bir ikinci bir akıl çizgisi gibi kalp çizgisini kesiyor. Bu kestiği noktalarda erken yaşlarda mesela çok fazla gerginlikler olabilir, yaşatmış olabilir kendisine yaklaşık 17-18 yaşlarında. Yani diğer insanları kolaylıkla incitme fiziken yani kavgacı bir yapıdadır belki. O dönemleri iyi atlatması gerekiyordu ki atlatmış bu yaşlara kadar gelmiş, tehlikeli dönemler geçmiş gibi sayılıyor burada. Ama yine de dikkatli olması lazım. Ne kadar iyi olsa da bazı e, yine gergin davranışlar, fiziksel bazılarını incitme eğilimleri olabilir. Şimdi burada kalp çizgisinde durması kader çizgisinin, ana kader çizgisinin bu bazen duygusal hatalar yaşatabilir kendisine. Aşk evliliklerini de yaşatma ihtimali yüksek. Duygusal hatalar da olabilir ama yine de burada başlayan bir çizgimiz var devamında. Yukarıya doğru çıkan çokça çizgi var burada bu dönemlerde. Tamamıyla durmuyor. Akıl çizgisinde dursaydı daha da kötü olurdu mesela. Daha büyük iflaslar olabilirdi ama bir çıkış yolu bu kendisi için. Bu çıkış yolunu her zaman bulur. Yine işleri yoluna koyacaktır fırsatı bulduğunda ve bu çizgi devam ediyor. Öndeki yıllarda da bir şekilde devam edecektir. Güneş çizgisi de zaten baktığımızda geç yaşlarda da net bir şekilde yani çok e, düz bir çizgi olmasa da yine de mevcut çizgiler yine şans faktörü yanında olacaktır. Özellikle şu dönemde olması, var olması kendisi için de olumlu. Genelde birçok kişi de... Kalp çizgisinden sonra belirir kendisine erken yaşlardan itibaren bu şans faktörü fark edilme e, ve e, ticarette şans denilebilir erken yaşlarda evlenme de gerçekleşebilir böyle çizgilerde erken dönemde beliren güneş çizgisi burada baktığımızda kalp çizgimiz sağ elde güzel sol elde çok darma duman gibi bir hali var görüyorsunuz çok fazla aşağıya düşen çizgi var. Aile içinde hayal kırıklıkları olmuş olabilir çok fazla ki ayrılıklar yaşamış. Anne babasıyla belki olmuş olabilir. Daha çok sorel, yani pasifel, daha çok aileyle ilgili, iç dünyayla ilgili pek dişe yansıyan, sağda da dişe yansıyanlar bunlar. Ee, çok fazla hayal kırıklıkları olmuş gerçekten. Güveni sarsılmış insanlara denilebilir. Ee, bu ne kadar dışarıya pek yansıtmasa da bu böyle. Ama yine kalp sağlığı olarak çok kötü bir çizgi değil, iyi bir çizgi. Akıl çizgimiz de öyle. Baktığımızda ilerleyen dönemlerde şu an önündeki yıllarda gayet net ay tepesinden de faydalanıyor. Ay tepesi gayet aktif. Böyle bir tepeyle beraber yani Venüs ve ay tepesinin de güçlü olmasıyla ve oradan çok fazla çizgi doyuyor. Güneş çizgisi geliyor. Diğer yukarı yönelen çizgiler var. E, Kadar çizgimiz oradan geliyor. Bu e, mesela tedarik işleriyle uğraşıyor yurt dışına Bu gıda olursa daha başarılı olabilir. Bilmiyorum gıdadır belki de. Eğer gıdayla ilgili ise doğru bir iş seçmiş, e, bu tür konularda daha çok şanslı ve başarısı olabilir. Yani ilgisi olan alanlar, çünkü damak tadı, yemeği içmeyi seven birisi, e, sevdiği işlerle de uğraşmak e, ve özellikle kısa jüpiterliler mesela insanları memnun eden, e, mesela restorançılık olabilir, otelcilik olabilir, gıda sektörü olabilir, bu tür işlerde de kendisi çok başarılı olabilir eğer öyle planları varsa. Eğer güne gıdayla ilgili ithalat, ihracat olursa bu da yine insanlara hizmettir, onları memnun etmedir. O yüzden yine güzel bir bölüm kendisi için. Çok fazla enerji düşüşleri de var burada çok, görüyorsunuz. Çok ince çizgiler yaklaşık yani şu bulunduğu dönemlerden itibaren bazı enerji düşüşleri olabilir gibi görülüyor çizgiler. Tabi bunların bazıları sert ay tepesine doğru giden çizgiler. Seyahat çizgileri çokça seyahat de olabilir hayatında bu dönemlerde ama enerji düşüşleri de gözlemlenebilir yine. Bunlar yine ay tepesine doğru yönelen e, seyahat çizgileri de olarak da okunuyor. Kendisi de zaten eminim sık sık seyahat ediyor. Ve bu böyle devam ediyor. Buradan gelen çizgi şöyle bir kısmı bunun Merkür çizgisinin geldiği nokta bilekten geliyor. Bu bağımlılıklar için dikkatli olması lazım. Kötü alışkanlıkları bırakması gerek varsa. Aynı zamanda uzun saatler çalışmak. sağlığında e, sağlığını da etkileyebilir. Zaten çok da uzun saatler çalışacak bir el yapısı yok kendisinin. Çalıştığı zaman çok iyi çalışır, yüksek performans ama uzun saatler çalıştıramazsınız. Kendisi için uygun olan bu. Çok fazla da zorlamaması lazım. Bilek çizgileri de zaten çok güçlü net. Üç tane çizgi var burada. Bu maddi konular için, sağlık için çok önemli. Şans açısından da çok önemli. Baktığımızda para tasarrufları ile ilgili problemler yaşayabileceğini yine buradan söyleyebiliriz. Ki kendisinin de şikayeti öyle. Mesela şurada Merkür çizgisi geliyor ya. Zayıflıyor. Burada bir gap var. Buradan bir çıkış var. Tam bir üçgen oluşmuyor. Şurada ikinci bir Merkür çizgisi var. Üçgen oluşturma eğiliminde ama onun da gapı buradan. Görüyorsunuz. Bunların net bir şekilde çalışması için şöyle tam kapanması lazım. Bunun da böyle olması gerekti. İkisinde de bir boşluk var. Tam kapanmıyor yani bu üçgen. Şurada güzel bir işaret var. Şöyle kapanan ve bu ani zenginlik çizgisi de olarak da okunabilir. Hayat çizgisinden çıkan şöyle kader çizgisine gelen çizgi. Bu yaklaşık 45 yaşlarında bu kendisine bir şeyler yaşatmıştır mutlaka şu an 48 e, veya da 44, 43 o dönemlerde büyük çıkışlar yapmıştır. Sonra bir kayıplar yaşamış ama bunun etkileri devam eder bence yani bu güzel bir çıkış çizgisi bunun devamı gelecektir ve kader çizgisi ondan sonra güçleniyor zaten katıldığı noktadan sonra bakın kader çizgisi daha da derinleşiyor ve ilerliyor yani bunun etkileri devam edecektir. Hatta şu çizgi biraz şöyle bir üçgen de oluşturuyor burada kader çizgisiyle kesişiyor burada küçük bir üçgen de oluşuyor bu güzel bunun yönü de baktığımızda yine biraz merkür gibi duruyor yine bir ticari anlamda güzel yani dur burada ilerlemese bile buraya kadar zayıflasa burada dursa bile bu güzel bir çizgi kader çizgisine bir kısmı bunun katılıyor ve çizgi orada güçleniyor bir kısmı bunun içinde buraya doğru ayrılıyor yani bir şekilde güzel bir işaret bu bunun etkileri de yaşanmıştır. Bunların da farkındadır zaten. Burada güneş çizgisini şöyle kesen net bir şekilde ince bir etki çizgisi var. Şöyle yine bu yasal konular anlaşmalar, evlilik sözleşmesi olabilir, ticari sözleşmeler olabilir ki bunlarla ilgili çok büyük problemler yaşamış. Bunlar başına geliyor. Her fırsatı değerlendirememe gibi durumlar oluyor. Hayatına gelen fırsatlar yani gelen paraların bir şekilde kaybolması anlamında da etkileri oluyor bunların. Yani şansını iyi koruması lazım. Zaten kendi kendine şans yaratan birisi. Çok büyük şans işaretleri yok içinde. Sadece güçlü irade var. Güçlü bir fizik gücü var ve zihin gücü de çok iyi. Güçlü bir akıl çizgisi var. Ee, i̇ki yönden faydalanan hem inovasyon ay tepesinin yaratıcı kabiliyetleri... ...hem de dış Mars'tan da etkilenen bu kararlılık, irade gösteren pratik yönlerinde olduğunu söyleyebiliriz. Güçlü bir çizgi. Erken dönemde bir çift durumlar olmuş ama... Bu durumlar geçmişte kalmış, ilerliyor. Tabii ki bu ak akım buradan geldiği için bunun yine bir etkileri oluyordur buradaki bölünmenin. Ama önündeki yıllarda gayet net düzgün bunları toparlıyordur. Evlilik çizgisine baktığımızda da bu yerle biraz dağınık bir durum var evlilik çizgisinde. Aile bağları fena değil ama buradaki yav da biraz küçük bir yav var burada. Diğer fotoğrafta öyleydi ama şöyle baktığımızda yav işareti de biraz dağınık. Bu ayrılığın etkisi olmuş olabilir. Buradaki evlilik çizgisinde de bir kopma gibi bir durum var burada. Bu da bazen bir durumlar yaşatabiliyor kendisine. Diğer aile bağları çizgisi fena değil. Ee, bu evlilik baktığımızda çok az burada çatlak, sızıntı çizgiler var. Yani çok güçlü çizgiler yok. Ee, bu konuda da çok fazla girişimi yok gibi görülüyor evlilikle ilgili Taahhütler veren ve yani girişimlerde bulunan birisi değil. Bekleyen zamanı geldiğinde harekete geçen bir yapıdadır büyük ihtimal. Diğer bir etki çizgisi yine buradan geliyor şöyle. Şu şekilde buradan Merkür'e doğru gidiyor. Bu da bazı stres çizgileri. Birçok kişide var bunlar. Şu 42-41 yaşlarına bir olaylar yaşatmıştır kendisine bunlar. Belki ayrılık yaşadığı yıllarda olabilir bu 42 43 44 o dönemlerde ve hatta ticari çıkışlar yaparken bazı yaşadığı stresler olabilir. Çünkü o dönemlerde de bazı çıkışlar yapmış. Onların stres etkileri de olabilir. Ama öndeki yıllara baktığımız aslında düzgün. Net ilerliyor bu dönemde. Doğru düzgün sadece kalp çizgisinden gelenler var. Biraz onu kesen bu duygusal hatalara sebebiyet verebilir. Ama yine de çizgimiz e, yine kalp çizgisine zayıflıyor zaten. Bunları da uyarmıştır kendisinde. Sonrasında devam eden çizgiler var ve şöyle gelen bir çizgimiz daha var. Buradaki çizgiler iyi. Burada azim hırs çizgilerine baktığımızda şöyle... Güzel. Hedeflerini gerçekleştirme konusunda. Öndeki yıllarda daha çok belirecek bunlar. Ee, öndeki yıllarda daha çok. Geçmişe göre daha çok durumlar var beliren. Ee, öndeki yıllarda da mutlaka güzel şeyler olacak gibi görülüyor buradaki hedef çizgilerine baktığımızda. Burada en güzel olan şeylerden biri net derin hayat çizgisi. Hiçbir bozulma yok, pürüz yok. Düzgün bir şekilde ilerliyor. Şöyle bir ayrılma şuradaki silik bir ayrılma bozuk çukurluklar falan belki bir prostatla ilgili durumlar olabilir. Veyahut da şeker hastalığına yatkınlık olabilir. Kolesterol olabilir dediğim gibi ilerleyen dönemlerde bahsetmiştik bu benden dolayı Jüpiter'deki. İç Mars çizgileri de gayet çok net düzgün burada erken dönemlerde. Bunlar geç yaşlarda biraz azalıyor. Çevresindeki insanların azalması gayet doğal ilerleyen yaşlarda. Bu erken dönemde baya, bayağı iyiymiş. Buradan gelen yine şöyle ince merkür çizgileri var. Ee, yine önündeki yıllarda bir 50, 53, 54 yaşlarına yine bir dikkat etmesi lazım sağlıkla ilgili olaylara. Bundan bahsetmiştik yine. Ee, 60 yaşlarında yine bir durumlar olabilir. Para akışları konusunda da güzel çizgiler var burada. Yani para akışlarının geleceğini söyleyebiliriz. Geç yaşlarda da bunlar iyi. Burada gördüğünüz gibi şefkatli, yardımsever bir yapısı var. Çok fazla göç seyahat çizgisi var gerçekten. Burada da öyle zaten buradan düşen çizgiler de var net derin çizgiler var ay tepesine doğru giden bu seyahatler devam etmesi lazım bence yine bu e, uzaklarla temasını bırakmaması lazım iş hayatında bu kendisi için uygun olan bir iş hayat çizgisi de öyle özgür venüs bunlar bu yönde olumlu çizgiler kader çizgisinin oradan gelmesi e, ve ay tepesinden çokça çizgi belirmesi yukarıya doğru güzel Sorel'e baktığımızda mesela Sorel'de akıl çizgisi daha kısa hayat çizgisinde çokça bozulma var şu dönemlerde bahsetmiştik bazı sağlık olayları olabilir. Yine çizgi toparlıyor ama dikkatli olması lazım bu bozulmalarda. Bu kestiği noktalar tam şurada bahsettiğim noktalar 50-60 yaşlar arası bir durumlar olabilir. Yani daha çok 53-54-60 arası da denilebilir. Kadar çizgimiz de sağ el de daha iyi. Burada görüyorsunuz. Burada daha silik, kısa bir çizgi var. Buradan gelen hafif güneş çizgisi gibi rol yapıyor ama nereye gittiği de belli değil tam anlamıyla ama bunlar sahilde netleşmiş. Burada güneşe doğru yönelenler var ve kader çizgisine doğru. Başparmağa baktığımızda esnek bir baş parmak Bu herkesle anlaşabilen, her ortama ayak uydurabilen bir özellik katıyor kendisine. Esnek. Herkes de böyle değildir. Deneyin parmağınızla. Başparmak kolaylıkla böyle rahatken çok dönük durmaz. Burada belli olmuyor ama bu parmak çok esnek. Geriye doğru dönebiliyor. Bu iyi esnek bir zekaya işaret aynı zamanda her ortama ayak uydurma, herkesle anlaşabilme kabiliyetleri de var. Özellikle yurt dışında diğer kültürlerle de iletişim kurma, ticaret yapma anlamında kendisine destek veren özellik. Evet, bir analizin daha sonuna geldik. Eğer sizde bir analiz istiyorsanız kendi eliniz için açıklamalar kısmında detaylar var. Eğitim videolarının linki de orada. Oradan bilgi edinebilirsiniz. Görüşmek üzere, teşekkürler.